Masalcı teyze. Sihirli değnek. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalkur zaman içinde cadının yönettiği bir ülke varmış. Ülkeyi önceleri iyi yürekli kral yönetirmiş. Ama sihirli bir değneğe sahip olan cadı günün birinde ortaya çıkmış ve ülkeyi ele geçirmiş. Zavallı kralı da saraydaki kuleye kapatmış. Sihirli değneğin sayesinde bütün askerler ve muhafızlar derin bir uykuya dalmışlar. İyi yürekli kralın çok güzel bir kızı varmış. Ay parçası kadar güzelmiş. Omuzlarına kadar dökülen ipek gibi sarı saçlarıyla, dillere destan güzelliğiyle çevre ülkelerin prenslerinin gönüllerini fethetmiş. Ama ne yazık ki prenses de tıpkı babası gibi başka bir kuleye kapatılmış. Komşu ülkenin prensi bu olayı duyunca çok öfkelenmiş ve bu ülkeyi cadıdan kurtarmak için yola çıkmış. Yoksul biri gibi giyinerek kılık değiştirmiş, prensesin ülkesine geldiğinde herkes onu fakir bir yolcu sanmış. Prens zavallı perişan durumda olan halkla konuşmuş ve cadı hakkında bilgi edinmiş. Senin gibi yoksul biri ona karşı ne yapabilir ki demişler. Bu söylediklerinde çok haklıydılar. Sihirli değnek cadının elinde oldukça hiçbir şey yapamazmış. Ama prens çok önemli bir şey daha öğrenmiş. Cadı çok yaşlı ve çirkinmiş. İstese çok güzel olabilirken neden hala çirkinmiş onu anlayamamış. Sihirli değnek sadece karşıdakini etkiliyor. Sahibine hiç etki etmiyor. Demiş halktan biri. Demiş prens. Demek öyle. Teşekkür ederim. Diyerek oradan uzaklaşmış. Bir baharatçı dükkanına girmiş ve bir sürü baharat ve ot almış. Hepsini bir çuvala doldurarak omuzuna atmış. Artık saraya girmek için kendine bir yol bulmuştu. Saraya girebilmek için çalılıklardan usulca geçmiş. Saraya ulaştığında, ah, bir de ne görsün? Cadı kapıda onu bekliyormuş. Ne istiyorsun pis köylü? Diyerek cırtlak sesiyle bağırmış. Prens, ben de size iyi gelecek ve sizi prensesten bile güzel yapacak bitkilerim var. Demiş. Cadı güzel sözcüğünü duyduğu anda çok ilgilenmiş ve otları bırak ve git diye bağırmış. Prens, otlar tek başına işe yaramaz. Ben de onlar için büyülü sözler var. Demiş. Cadı elindeki sihirli değneği almış ve sarayın kapısını açmış. Değnek yanındayken kimse ona kötülük edemezmiş. Prens içeri girerken gözü sihirli değneğe takılmış. Bakmış, bakmış, sonra aklına bir fikir gelmiş. Cadıya dönerek, "Bana bunları kaynatabileceğim bir kazan vermelisin." demiş. Cadı ona hemen kazan ve ateş bulmuş. Prens bütün malzemeleri ve bitkileri kocaman kazana atmış ve kaynatmaya başlamış. Cadı sabırsız sabırsız dolanıyormuş. Ne zaman hazır olacak? Çabuk olsana be adam. Prens fukur fukur kaynayan bitkili suya bakmış. Hazır oldu. Şimdi gelip yüzünüzü buhara tutun. Buhar yüzünüze iyi gelecek şekilde eğilin. Ben sihirli sözcükleri söylerken siz hiç kıpırdamayın. Çok geçmeden prensesten çok daha güzel olacaksınız. Demiş. Kazanın içinde kaynayan
bin bir çeşit baharat ortalığa çok keskin bir koku yaymış. Cadı bu kokuyu daha önce hiç koklamadığı için prense inanmış ve kazana doğru eğilmiş. Elindeki sihirli değneği de sıkı sıkı tutuyormuş ama. Prens cadının arkasına geçerek saçma sapan sözler sıralamış. Abrakadabra, barakarabuda, cadıyı prensesten daha güzel yapa, bu büyülü sularla, abrakadabra. Bu arada cadıya biraz daha eğilmesini söylüyormuş. Bitkiler gerçekten çok etkiliymiş. Cadı yüzünün gerginleştiğini hissetmiş ve daha da çok eğilmiş. Bunu fırsat bilen prens birden cadıyı kazanın içine itmiş. Cadı daha ne olduğunu anlayamadan kendini kaynar suların içinde bulmuş. Haşlanmış. Elinden düşen sihirli değneği alan prens hemen kuleye çıkmış ve kralı kurtarmış. Muhafızları uyandırmış, prensesi de diğer kapatıldığı kuleden kurtarmış. Ve bir daha kötü kişilerin eline geçmemesi için sihirli değneği parçalara bölmüş, kırmış, kırmış, kırmış. Prenses bu cesur delikanlının prens olduğunu bilmeden onu çok sevmiş ve onunla evlenmiş. Prens, prensesi kendi ülkesine götürürken kendisinin de bir prens olduğunu açıklamış. Prens kendi ülkesinde 40 gün 40 gece düğün yapmış ve ömür boyu mutlu olmuşlar.